Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Gekom'un teraryumunu temizleyeceğim. Ama öncesinde bu korona olaylarından dolayı umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım ailelerinizin sağlığı yerindedir. Hepinize çok geçmiş olsun diyorum. Umarım en yakın zamanda sağ salim atlatırız. Ben de sizler sıkılmayın evinizde diye bir takım videolar çekmeyi düşünüyorum bu süreçte. Onlardan ilki de arkadaşlar Gekom'un teraryumunu nasıl temizleriz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar arka fon hariç malzemelerimizi çıkardık. Yani Gekom'umuzun çok haşır neşir oldu. Şimdi arkadaşlar malzemeleri ben başka bir yere koydum. Onları da şimdi size şöyle göstereyim. Şu Gekom teraryumun üstünde yemliğimiz, işte suluğumuz, mağaramız, dalımız vesaire duruyor. Gekom'umuzu da arkadaşlar firar etmeye çalışıyor kendisi ama böyle bir kaba koydum. Nefes alabileceği rahatlıkla. O da bu kapta şimdilik dursun. Onu da köşeye bir yere kaldırıyoruz. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey öncelikle ben halı kullanmama rağmen aşağıda torfun falan pislikler oluyor. Geko eşelediği falan filan için. O torfun pisliklerinden arkadaşlar teraryumumuzu arındırmamız gerekiyor. Bunun için bir peçeteyi ıslatıp etrafı silmeniz yeterli. Zaten sonrasında ya da öncesinde dezenfektan sıkalım. Zaten peçeteye hani ıslatıp silmektense önce dezenfektanla ıslatıp pislikleri silmek daha mantıklı. Önce bir dezenfektanımızı nasıl hazırladığımızı göstereyim sizlere. Malzemelerimiz arkadaşlar şöyle bir ilaç pompası denilebiliyor ya da berberlerde kullanılan fısfıslar da olur. Hani nasıl olduğu size kalmış, boyutu vesaire. Sadece püskürtmenize yardımcı olacak bir alet lazım. Eski cam sil kutuları falan da olur. Bir de daha önce de hep kullandığımız Virkon S dezenfektan arkadaşlar. Sürüngenlerde de kuşlar gibi birçok bakteri, parazit var. Bu çoğu hayvan sağlığında, hatta koronaya falan iyi geldiğini söylüyorlar ama ben buradan böyle bir şey demiş olmayayım. Çünkü bunun hani sorumluluğunu alamam. Güzel bir dezenfektan. Ama koronaya falan iyi geliyor mu bilmiyorum. Şimdi buna hazırlayacağım. Geleceğim. Size ne kadar olduğunu söyleyeyim. 1 litreye bir çay kaşığı yeterli. Arkasında da ölçüler var ama ben hani kuşlarda da yıllardır bu ölçüyü kullanıyorum. İşte yarım litreye çay, yarım çay kaşığı falan filan bu şekilde kafanıza göre yapabilirsiniz yani. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Ben şimdi hazırlayıp geliyorum. Hazırladım. Şöyle göstereyim. Şu an belki şeyin renginden göremiyorsunuz ama şişe saydam olsa karışımımız pembe bir renkte olması gerekiyor. Üstten de birkaç defa pompalarsanız gayet güzel bir basınca ulaşırsınız. Şimdi şöyle geçip püskürtmeye başlıyorum. Tamam, bence bu yeterli. Çok abartmaya da gerek yok yani. Camlar nemlendi yeterince. Şimdi şöyle kameraya takılmadan bir peçete alıyorum. Ve camlar da sonuçta bunu görüntü için beslediğimiz için bu hayvanları. Camları önce bir siliyorum. Temiz peçeteyle. Bu birçok virüs, bakteriyi canlınızdan uzak tutacaktır. Malum Wuhan'daki pazar, daha önce bir korona videosu çekmiştim. Kaldırdım arkadaşlar. Neden olduğu bende kalsın, onu söylemek istemiyorum ama orada da sizle paylaştığım gibi eğer canınıza iyi bakarsanız öyle Wuhan'daki pazardaki gibi şeyler olmaz. Ki zaten o çok abartı bir durum ama hani yine de siz elinizden geleni yapın ki böyle olaylarla karşılaşmayın. Başıma da gelmez demeyin. Her an için her şey olabilir. Bir daha peçete alıyorum. Sonra son bir kere durulama. Arka fonu çok silmenize gerek yok zaten, arka fon. Arka fon yani o suya dayanıklı. Zaten genelde akvaryumlarda falan kullanılıyor. Akvaryumlar için falan üretiyorlar onları. Şimdi zemine geçiyoruz. Pislikleri şöyle bir toplayın. Bakın. Ne kadar da güzel toplanıyorlar. şöyle alabilirsiniz. Yani kaba pislikten çok. Zaten kaba pislik her zaman oluyor. Hani malum torf falan filan. Kaba pislikten çok şeyden kurtulursanız, yani böyle gözle göremediğimiz virüs tarzı, o daha iyi olur. Sakın bu dezenfeksiyon işlemlerinde, hani hepinizin elinde kolonyanın fazlaca olduğunu tahmin ediyorum. Sakın kolonya kullanmayın. Kolonyanın içinde alkol olduğu için canınıza zarar verebilir arkadaşlar. Direkt canlıya da püskürtmüyorsunuz. Kuşlarda püskürttüğüm oldu. Ama bununla ilgili hani tam net bir şey yok yani. Ben püskürttüm. Bir sorun yaşamadım ama kuşlar tüylü hayvanlar ve bunu zaten genellikle kuşçular kullanıyor. Ben hiçbir sürüngencinin Virkon S kullandığına şahit olmadım. Siz Virkon S, hani sürüngenlerin derisi daha böyle hani sıkarsanız sıkıntı olabilir yani, onu söyleyeyim. Size sıkmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi yapmamız gereken, temizledik, sildik, süpürdük. Şöyle arkadaşlar, benim daha önce Virkon S'de dezenfekte edilmiş, birazdan göstereceğim, hallarım var. Bunları kendim yaptım Half-flex'ten. Belki bir gün sizle de beraber yaparız. Böyle koyuyorum. Tam ölçülere göre kestim yani. Sonra yavaş yavaş dekorları dezenfekte edeceğim arkadaşlar. Bunu da göstereceğim sizlerle. Arkadaşlar kafesimizi baştan sona temizledim. Gerekli bulduğum ekipmanları dezenfekte ettim. Diğerlerini etmedim arkadaşlar. Şimdi gekomuzu salacağım. Şöyle göstereyim. Gekomuz da büyük ihtimal deriye girecek tekrar. Rengi biraz solmuş. O yüzden onu şöyle salıyorum. O takılsın kafasına göre. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani temiz olunca bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünmüyorum. Umarım canlarınızı sağlıklı bakarsınız ve umarım sizler de şu süreçte sağlıklı bir şekilde atlatırsınız arkadaşlar, aileleriniz, sizler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp kanalıma abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.